uzayabilir de, kısalabilir. Kesinlikle. De zaman zaman bir yıla kadar uzuyor. 8 aya kadar uzuyor. Bazen de 2-3 ay içerisinde tedavi bitiyor. Artık kontrol sürecine geliyoruz. Tedavi ne kadar çok uzarsa o zaman hastanın morali çok daha yüksek. Yani bozuk oluyor, evet. Daha düşüyor maalesef. Ama tabii ki o süreç eğer işte bir 6 aylık, 4 aylık, 8 aylıksa o belli kürler halinde uygulanabilir. İşte kemoterapisi olsun, destek tedavileri. Bu süreci hiçbir şekilde her adımı adımına yerine getirmek mutlaka gerekir diyebiliriz. Peki hocam, kanser hastası olan kişi tedaviye olumlu cevap verdi. Evet. Tedaviler size kontroller gidiliyor, geliyor. Peki tekrar kanser olma olasılığı var mıdır? Hiçbir zaman için kanser olma olasılığı yoktur diyemeyiz kesinlikle. Hasta ilk 2 yılda hastalığının tedavi olduktan sonraki ilk 2 yıl hastalığın tekrarlama riskinin en yüksek olduğu dönemdir. İlk 2 yıl. Ondan sonra bu 5 yıla kadar önemlidir bizim için. Ama kişi velev ki hayatında yaşadığı çok stresli bir dönem varsa, bir yas durumu varsa, bir yakınını kaybetmişse, çok önemli bir üzüntülü bir sosyal durumunda, ekonomik durumunda dengesizlikler varsa ve bunlar hastanın immün sistemini düşürür, hastalığın tekrar oluşması için maalesef tetikleyici faktördür diyebiliriz. Onun için ne kadar sedatif, ne kadar böyle sakin hayat yaşarsak o kadar tedavi başarımız çok daha yüksek olur. Tekrarlama riski o kadar düşük olur diyebiliriz. O zaman kanser hastalarının biraz daha böyle lerç ve rahat olması kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Daha olumluna bırakmaları gerekiyor. Hayatı olumluna bırakmaları gerekiyor. Yapmaları gereken her şeyi yapsınlar. Ondan sonra da zaten her şey arkasından gelecektir. Öyle diyebiliriz. Evet. Stres dediğiniz çok önemli. Stres çok önemli. Stres çok önemli. Yapılan bir hayvan çalışması vardı. Bu hayvan çalışmasında farelerin bir kısmını gürültülü bir ortamda bekletiliyor. Bir kısmı da sakin bir ortamda, sessiz bir ortamda. Ve o her iki fareye de tümör enjekte edilmiş. İki tarafta karşılaştırıldığı zaman sessiz ortamda bulunan tümör şeyin farenin üzerindeki tümörün çok fazla büyümediği ama gürültülü ortamdaki farenin üzerindeki tümörün çok daha fazla büyüdüğü görülmüştür. Bu demektir ki stresli ortamlar, gergin ortamlar hastalığın tekrarlamasını, hastalığın büyümesi için maalesef zemin hazırlar. Bunlar önemlidir diyebiliriz. Evet, tabii meme kanseri farkındalık ayında olmamız münasebetiyle de hocam. Vatandaşlarımız, kadınlarımız bu konuda duyarlılar mı, bilinçliler mi? Her geçen gün daha da bilinçleniyor muyuz? Tabii bununla beraber teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler de var. Farklı farklı tedavi yöntemlerinden bahsettiniz. Teknolojinin ilerlemesi kanser hastalığının özellikle meme kanserinin tedavisinde çok büyük faydalar sağladı. Öncelikle kemoterapi yıllar geçtikçe yani günümüzde çok fazla kemoterapik tedavi seçenekleri ortaya çıkmaya başladı. Tümörün patolojisine göre tümörün içerisindeki yapıyı daha fazla detaylı görmeye başladık ve bu yapıya göre uygun akıllı ilaçlar, işte daha farklı kemoterapik ilaçlar kullanılmaya başladı. Bu da hastanın hem yaşam kalitesini yükseltti, evet. Hem de tedavi başarısını hastalığın tekrarlama riskini azaltma durumu vardır. Avrasya Hastanesi'nde de bu cihazınız mevcut. Radyoterapide teknolojik gelişmelerle birlikte artık daha konforlu tedaviler yapmaktayız. Bu ne demek oluyor? Hastanın tümörünün tamamını öldürücü yüksek doz verirken çevresindeki sağlıklı organları da maksimum bir şekilde korumaktayız. Yani şu hocam, göğüs korunuyor. Aynen. Geçmişte kadınlarımızın meme kanseri oldukları zaman göğüs alınırken cerrahi işlemler yapılırken bugün cerrahi işlemlerden ziyade farklı tedavi yöntemleri yapıyorsunuz. Göğsü koruyorsunuz. Kesinlikle. Özellikle kanser cerrahisi yapan genel cerrahideki meme cerrahisinde evet.
daha önceki yıllarda meme dokusu tamamen alınmaktaydı. Hasta organını kaybetmekteydi, evet. Psikolojik sorunlar yaşamaktaydı. Ama şimdi tümörü ne kadar büyük olursa olsun, tümörünü küçültmeye yönelik öncelikle kemoterapiler yapılıp tümör küçültülüp, daha sonra içerisindeki tümörü tamamen çıkartıp, meme dokusunu da elimizden geldiğince koruyacak şekilde cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Bu hastanın moralini de düzeltir. Hasta konforu için de çok önemli teknolojik gelişmelerdir. Kesinlikle bu çok önemlidir. Yine cerrahi sonrasında yapılan radyoterapiler de artık çok konforlu tedavi olduğu için daha önceki yıllarda gördüğümüz reaksiyonlar, cilt reaksiyonları çok fazlaca gördüğümüz cilt dokusunun üzerinde böyle sertleşmelere kadar giden yan etkileri şu andaki teknolojik cihazlarla daha az seviyede görmekteyiz diyebiliriz. Evet, bu da önemli bir gelişim. Kesinlikle, hocam. Kesinlikle. Özellikle kadınlar için bu çok önemlidir. Çok önemli. Organ koruması çok önemlidir diyebiliriz. Çünkü kadınlarımızın gerçekten de estetik olarak da çok önemli. Kendilerini evet. Rahat hissetmeleri iyi hissetmeleri açısından, evet. Açısından da bu önemli bir gelişme. Evet. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tabii ederim. Programımızın sonuna geldik.